Evet selamlar merhabalar Ramazan geldi ve artık hani çalışmalarım biraz daha böyle arttı son 3 aya girdiğimiz bir döneme girdik ve aslında bu dönemde genel olarak ne yaptığımı ben ne yaptım size neler öneriyorum aslında bunlardan bahsedeceğim piyasada bu tarz bir videolar gelmeye başlamış hani birçok YouTube kanalı falan filan hani bir sürü video çekmiş ben daha çok hani saatten çok şuna odaklanacağım evet ben de bir saat vereceğim işte şu saatlerde ders şu saatlerde uyku tarzında bir programımız olacak ama benim asıl amacım hangi saatlerde hangi çalışmalar daha doğrudur bunu önermek istiyorum. Aslında bunun bir eksikliğini gördüm piyasada. O yüzden defterinizi, kaleminizi, çayınızı falan alın. Bu videoyu beraber hazırlayalım. Yarın da Ramazan başlıyor. Şimdi herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Videoya geçmeden önce de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Kısa bir zaman kaldı ve konu eksiklikleriniz hala varsa size burada önereceğim şey benim bundan birkaç ay öncesine kadar yaptığım TET ve AYT programlarını faydalanabilirsiniz. Burada bir günde iki gün yapabilirsiniz ki bu çok faydalı olur. Ben orada 5-6 saatlik çalışmalara göre yaptım. Ramazanda hedefinizin 10 saat olduğunu varsayacağım ben. 10 saate yakın çalışacağınızı varsayarak ilerleyeceğim için bir günde iki gün yapabilirsiniz. O yüzden gerçekten çok faydalı olur. Özellikle AYT programı linkini şuraya bir yere koydum. Videoya oradan ulaşabilirsiniz. İster genel programla ilerleyin ister derece isteyenler özel hazırladığım programla yani biraz daha sıkı bir program olan programla ilerleyin. Siz hangisini uygun görüyorsanız. Ancak ben birçok şeyi bitirdim diyorsanız da şimdi gelin hızlı bir şekilde videoya geçelim. Tek tek ne yapmanız gerektiğini, hangi saatte ne nasıl davranmanız gerektiğini tek tek ben size burada anlatayım. Videoya geçmeden önce de bu tarz videoları kaçırmamak için ve haberdar olmak için aşağıdan kanalı abone olabilir, like edebilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Şablonumuzun ilk örneği biraz daha gündüzcü tayfa için böyle işte ben gündüz çalışmayı severim, gündüz bana daha uygun olur diyen öğrenciler için ki benim de asıl olarak kullandığım bu diyebilirim. Benim programıma da ulaşmak için Hani biz Enes'le beraber kendi bir yol arkadaşım vardı. Beraber yaptığımız bir Ramazan programı vardı. Eğer Ramazan'da böyle çevrenizde iyi çalışan bir arkadaşınız varsa onunla daha sıkı bir dostluk kurun ve beraber çalışmaya çalışın. Çünkü birinizin Çünkü birinizin motivasyonu düştüğünde diğeriniz onu motive edebiliyordu. Bazen ben çok yoruluyordum çünkü hani sonuçta Ramazan yani başlarda güzel başlıyor ama sonlara doğru zaten hepimiz biliyoruz biraz daha zor gidiyor. O yüzden de hani ben Enes'le yaptığım kendi programı önerebilirim. Şurada bir shorts videosu çekmiştik. Enes bahsediyordu ne yaptığından. Ben de ona uymuştum. Yani beraber çalışıyorduk o şekilde. Şimdi şablon üstünden size tek tek göstereceğim. Arkadaşlar bakın. Genel olarak 11'de uyuduğunuzu varsayıyorum. 4.30 gibi de uyanıyoruz. 4.30-6 arası sahur vakti dedim. Hani şehirden şehire değişik lik gösterebiliyor onu siz yarım saat ileri ya da yarım saat ileri alabilirsiniz ben Ankara'ya göre hesapladım şimdi burada 23 4 arası burada uykumuz var. Burada 5,5 saatlik bir uyku alacağız. 5,5 saatlik bir uykunun ardından uyanıyoruz. Sahurumuzu yaptık. Burası sahur. İşte sofrayı toplama falan filan biraz o yüzden 1,5 saatlik bir süre tanıdım. Hani belki çoğunuzda bu süre olmayabilir. Daha kısa olabilir. Daha erken çalışmaya başlayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ardından sonrasına geldiğimizde burada 6'dan 12'ye kadar 6 saatlik tabi 6 saatin 6 saatte çalışmayacağız. Burada 1 saat mola verebilirsiniz. 6 saatlik bir ders çalışma periyodumuz var. Burada özellikle konu çalışın arkadaşlar. Eğer konularınız eksikse burada önemli olan konu çalışmak. Yani sabah dinç kafayla burada konu çalışın. Bakın, deneme çözün demiyorum daha henüz. Denemeye de geleceğim. Burada ders çalışmanızı kesinlikle öneriyorum. Şimdi 12 ile 2 arasında geldiği Lan bu niye kayıt almıyor? Güzel bir de uykusu yapacağız. Burada bir uyku yazıyorum. 1,5 saatlik periyotlarda aslında uykunuzun ilk aşamasını tamamlamış oluyorsunuz. Cycle dediğimiz işte uyku döngüsü dediğimiz aşamalarda her 1,5 saatlik periyotlarda uykumuzun belli bir kısmını tamamlamış oluyoruz. Ve burada da işte bu 1,5 saati burada kullanacağız. Ben 2 saat olarak yazdım hani yarım saatte uykuya dalma falan filan dedim. Burada 2 saatlik uykunun ardından zaten zıpkın gibi kalkacağız. Uykudan kalktık. Şimdi buraya yine ders yazıyorum. İşte burada. İşte burada deneme. Deneme, deneme, deneme. İşte burada denemeye asılacağız. Burada işte TET denemesi olur. Özellikle bakın 14'ten böyle bir 14'ten 16'ya kadar ders çalışabilirsiniz. Yine konu çalışabilirsiniz. Ancak 16'dan sonra yorgunluk, açlık biraz daha bastırmaya başladığında deneme. Neden bu vakitlerde deneme? Çünkü arkadaşlar bakın dinç kafayla işte tok karınla herkes denemeyi en iyi şekilde çözebilir. Bizim amacımız her zaman yorgun kafayla aç bir şekilde yani Survivor bildiğimiz Survivor şartlarında denemelerden yüksek net çıkartabilmek. Yani normal yaptığımız netleri yorgun kafayla da yapabilmemiz. Ben her zaman bunu önerdim. Videolarımda da bunu önerdim. Normal vakitlerde herkes kendi netini yapabilir. Bizim amacımız kondisyon toplamak. İşte bu kondisyonu da bu şekilde toplayacağız. Burada biraz daha iftara yakın bir vakitte deneme çözmenizi kesinlikle öneriyorum. Burada da 18-30-23 arası iftar, dinlenme, sohbet, işte aileyle vakit geçirme, arkadaşlarla sohbet falan filan. Bu Burada da bir dinlenme zamanımız var. Genel olarak bir döngümüz bu şekilde. Gündüzcülerin, gündüz çalışmayı aktif olarak, gündüz çalışmayı seven bir öğrencinin günü bu şekilde olması gerektiğini düşünüyorum ben. Burada önemli olan şey ilk sabah 6 ile 12 arasında kesinlikle konu çalışacağız. Ardından akşama doğru biraz daha yorgun kafayla deneme çözeceğiz. Burada kesinlikle bunu öneriyorum. Burada dinlenme kısmını biraz daha siz kendinize göre kısabilirsiniz. Ben burada yani yaklaşık 4.5 saatlik bir periyot verdim. Eğer siz ben daha fazla çalışmak istiyorum diyorsanız burada uyumadan önce şu periyotta işte 21 ile 23 arasında 2 saatlik bir periyot daha atabilirsiniz. Güzel olur. Yani bu şekilde sağlam bir aslında yaklaşık 10 saatin üstünde bir çalışma performansı sergilemiş oluyorsunuz. Onun dışında önceki videolardan bahsetmiştim arkadaşlar. Direnç şablonu, direnç şablonunu oluşturun. Yani Evet, bu sizin veriminiz daha yüksek, daha fazla arttıracak. Direnç şablonu ne olduğunda şuradan şu videodan ulaşın. Ona bir bakın ne olduğuna. Şimdi geldik. Abi ben gece daha iyi çalışırım bana daha uygun yani şartlarıma göre daha uygun diyen öğrencilere ama dediğim gibi eğer imkanınız varsa ilk program uymanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Burada şimdi biraz daha gece çalışmak istiyorum ben diyenlere bir program önerisi yapacağım. Şimdi burada genelde öğlenleyin bir uyku çekeceğiz. Şimdi programa yavaştan bir başlayalım. Şimdi bakın burada yine klasik savurumuzu yaptık. Bir güzel yedik, doyduk. Ondan sonra zaten o sahurun verdiği enerjiyle. Şimdi 6'da masa başına geçtiniz. Bazı yerlerde 5.30'da falan da olabilir. İki buçuk saatlik, iki, 2 iki 2 buçuk saatlik bir boş periyodumuz var. Burada işte deneme çözeceğiz. Neden deneme? Bakın biz zaten şimdi göreceksiniz uykuyu şurada alıyoruz. Uykuya girmeden önce zaten yorgun kafayız ama yemek yedik. Yani oradan biraz kısabiliriz. Biraz enerjimiz var ama yine de hani son demler olduğu için yorgun kafayla burada deneme atacağız. Bakın çok önemli. İster TYT denemesi. TYT denemesini daha çok öneriyorum bu arada. Şiddetle öneririm. TYT denemesi ardından TYT denemesi bitiyor. Kontrol edebilirsiniz ancak kontrolü sonra bıraksanız daha iyi olur. Direkt denemeyi çözün. Ondan sonra güzel burada bir şekilde yatın. Zaten burada 7 saatlik bir uyku verdim size. Burada 7 saat saat uyuyorsunuz. Saat 15'te uyandınız. Tamam mı? Denemenizi çözdünüz. Burada ilk periyotta denemeyi bir kontrol edersiniz. 15-19 arasında işte burada konu çalışması. Neden? Kafa aktif ve öğrenmeye aç bir kafayla uyanacağız. Çünkü uykumuzu burada aldık aslında. Burada konu çalışmasını halledebilirsiniz. Ders diyorum buraya. Burada konu çalışmalarını hallettikten sonra zaten 19 iftar vakti geldi. Burada iftar dinlenme. Burada yapabilirsiniz. Ancak dediğim gibi bakın burada 19 ile 23 arasını koydum bu gerçekten uzun bir süre hani aslında pek bunu değil de şunu tavsiye ediyorum. Şuradan bir daha bir bölün. Hani şuraya 21.00'a kadar burada 2 saatlik dinlenin. Sonuçta şurada 3 ayınız kaldı. O yüzden hani biraz daha yüklenmeniz lazım. 21.00'da tekrar ders başına oturun. Burada yine konu çalışmalarınızı tamamlayın. Ya da e, branş denemesi çözebilirsiniz burada. Bakın şurada genel deneme önermiştim. Burada branş denemesi öneriyorum. Burada branş denemelerinizi falan çözersiniz. Ondan sonra burada da normal ders konu çalışmalarınızda başlayabilirsiniz. 23 ile gece 4.30 arasına kadar. Burada da güzel bir şekilde konularınızı falan çalışırsınız. Burada yine önemli şeylerden bir tanesi burada önceki programda aksine Burada direkt sahurdan sonra deneme çözümü öneriyorum. Bu biraz yorabilir. Yani hatta biraz değil bayağı bir yorabilir. Ancak bu da güzeldir. Çünkü bir günde bunu yapın. Yani tam yatmadan önce sağlam bir TET denemesi ardına güzel bir uyku çekersiniz. Bence on numara bir şey bu. Şimdi geldik. Okul olanlar, dershanesi olanlar. Burada zaten görüyorsunuz çok parçalı bir program var. Şurada zaten direkt bu... Hani belli oluyordur okul dershane falan hani Buradan direkt zaten çıkıyordur bu. Onun dışında şimdi burada savurumuzu yaptık. Şurada yarım saatlik bir ara var görüyorsunuz. Burada işte şey yapıyoruz. Burada bu yarım saatlik arada biz rutinlerimizi yapıyoruz. Rutin nedir? İşte paragraf çözebilirsiniz. Problem çözebilirsiniz. Burada o arayı halledeceksiniz. Rutinlerinizi okula gitmeden. Ardından şurada bir buçuk saatlik bir periyot var. Burada işte uyku. Hani demiştim ya Gündüzcü tayfada anlatmıştım. Burada siesta, burada aktif bir kafayla okula gitmek önemli. O yüzden şurada 1,5 saatlik bir uyku çekmemiz lazım. Burada 1,5 saatlik uykuyu çektikten sonra okula gittik, dershaneye gittik. Saat işte 17'de eve geldik. Ardından 17-18 arasında burada isteyen öğrenciler burada dinlenebilir, dinlenme yapabilir. Eğer çok uykulu hissediyorsanız burada bir saatlik bir uyku çekebilirsiniz ya da burada ders çalışabilirsiniz. Normal konularınızı işte ödevleriniz varsa özellikle burada ödevlerinizi bitirmenizi tavsiye ederim. O periyot bu periyot. Burada biraz daha serbest bir vakit diyebiliriz aslında. Burada kişiden kişiye değişecek bir şey. 18-19 arasında işte burada asıl konu çalışması. Şununla birleştirirseniz yani 17-19 arasında bir periyot atarsanız süper olur. ama atamazsanız da sorun değil. Burada 18-19 arasında da bir periyodumuz var. Burada iftar, klasik iftar, dinlenme. İşte burada 19 ile 21 arasında koydum iftarı. Burada 2 saatlik yani zamanımız zaten kısıtlı. O yüzden direkt 2 saat. Hani önceki programlardaki gibi 4 saatlik bir ara veremiyoruz. Burada zamanımız kısıtlı olduğu için 2 saatlik bir arayı verdik. Burada 2 saatlik periyotta yine ders işte burada ne yapıyoruz? Yorgun kafayla branş denemesi, branş veya genel deneme. Artık o gün hangisini atmak istiyorsanız burada DNM çok önemli. Çok önemli. Burada denemelerinizi atacaksınız. Ardından güzel bir uykuya dalacaksınız. Burada 5 saatlik bir uyku var. Şurada da bir, bir buçuk saatlik uyku var. Burada 6,5 saatlik bir uyku var. Ee, genel olarak okul biraz daha parçalı. Burada önemli olan şey şu arkadaşlar okulu çok iyi değerlendirmeniz lazım. Yani biliyorsunuz bu devamsızlık şeyleri falan filan bayağı sıkılaştı. Hani kullanamıyorsunuz. Son 90 gün olmasına rağmen okula gitmek zorunda olan bir sürü öğrenci var. O yüzden burada okulu çok ama çok verimli kullanmanız lazım. Tenefüslerde artık lay lay vakti geçti. İşte burada öğle teneffüsleri, öğle teneffüsünüz varsa öğle teneffüslerinde burada bir saatlik sağlam bir periyodunuz var ve bu bir saate çok iyi değerlendir antrenmanınız lazım. Çünkü dediğim gibi size kendinize kalan vakit çok az. İşte okulu ve dershanesi olanlar neredeyse zaten kendisine vakit bulamıyor. O yüzden kendinize olabildiğince tüm boşluklarda değerlendirmeye bakın. Kendinize bir şeyler katmaya bakın. Bir şeyler yapmaya bakın. Gördüğünüz gibi zaten en karma karışık programda bu oldu. Ama yine de verim konusunda hiçbir şey kaybetmeyeceğinizi iddia edebilirim. Evet genel olarak benim Ramazan hakkında söylemek istediklerim bunlardı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Biraz uzun bir video olmuş olabilir ancak tüm detaylarıyla anlatmak istedim. Nerede ne yapacağınıza değinmek istedim. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi bir de kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Başarılar.